Ben merkezci olmak da yanlış. Benim sen merkezci dediğim başkaları odaklı yaşamak da yanlış. Peki ne yapmak lazım? Eğer ben merkezcilikle sen merkezcilik arasında sıkışmış hissediyorsan bugün bu konuyla alakalı paylaşacağım 4 önerimi sonuna kadar dinlemeni öneririm. Çünkü bunun çözümünün biz merkezcilikte olduğunu düşünüyorum. Ben merkezci şekilde sadece kendi ihtiyaçlarını ön plana alıp kendini merkeze alman pek de iyi bir şey değil. Bu aslında birçok beraberinde sorun getirebiliyor özellikle ilişkilerde. Sen narsist eğilimleri olan birine dönüşebilirsin. İlişkilerde bu seni yalnızlaştırabilir. Bunun tam zıttı olan sen merkezci şekilde hareket etmek de iyi bir şey değil. Bunun birçok zararı olduğunu başka videolarda da detaylı olarak anlatmıştım. Bu noktada sıkışmış hissedebilirsin. Yani ben merkezci olmak da iyi bir şey değil. Sen merkezci olmak da iyi bir şey değil. Bu sıkışmışlığa en güzel örneklerden biri de ebeveyn olmaktır. Çocuğun olduktan sonra diyelim ki bir anne olarak çocuğunla ilgilenmek, onun her istediğini karşılamak istiyorsun. Çünkü kendi çocukluğunda ihmal edildin, birçok ihtiyacın karşılanmadı. Dolayısıyla mümkün olduğunca çocuğunun Dolu dolu hayatı yaşamasını istiyorsun. Onunla ilgilenmek, onunla sürekli zaman geçirmek istiyorsun. Daha doğrusu çocuğun bunu istiyor. Sen de onun bu isteklerini karşılaman gerektiğini düşünüyorsun. Ama bir taraftan da kendinle de ilgilenmeye ihtiyacın olabiliyor. Kendine de zaman ayırman gerekebiliyor. Ama bunu düşündüğünde de o zaman suçluluk hissedebiliyorsun. Ve sen merkezi şekilde davranasın geliyor. Ama böyle davrandıkça da bir taraftan tükeniyorsun ve kendi ihtiyaçlarının da ihmal edilmesiyle karşı karşıya kalıyorsun. Yani aslında çocuğunu merkeze aldığında, sen merkezcilikle hareket ettiğinde bu noktada senin de belki bazı ihtiyaçların ihmal edilmiş olabiliyor. E, o zaman ben ben merkezci mi olmalıyım? Hayır diyeceksin tabii ki. Doğru. Bu noktada ben merkezci olman da çocuğun açısından iyi bir şey olmaz. Bir anne olarak sonuçta çocuğunun ihtiyaçlarını önceliklendirebilmelisin de tabii ki. Şimdi bu noktada biz merkezcilikle hareket edip hem kendi ihtiyaçlarının hem de diğerlerinin ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir durum yaratmak lazım. Biz merkezcilik bizi merkeze almaktır. Biz dediğim şey nedir? Hem kendim, hem yakın çevrem, hem diğer insanlar, hem doğa, evren yani her şeyi içeriyor aslında. Dolayısıyla biz merkezcilik bilinciyle hareket ettiğinde tüm bunları gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsun demektir. Düşünsene herkes böyle davransa dünya çok daha farklı bir yer olurdu. Biz merkezi şekilde davrandığında hem kendi ihtiyaçlarının önemli olduğunun bilincinde olursun, buna göre hareket edersin, hem de diğer insanların, doğanın, hani her şeyin ihtiyaçlarını da fark edersin, anlarsın ve o konuda da bir şeyler yapma konusunda niyetli, istekli olursun. Yani birinden birini seçmek zorunda değilsindir. Biz merkezcilik tabii teoride mantıklı olsa bile pratikte bunun hayata geçirilmesi o kadar da kolay bir şey değil. Bu noktada söylenebilecek çok şey var ama ön plana gelen dört tane önerimi bugün seninle paylaşmak istiyorum. Biz merkezcilik bilincini niyetlenerek hareket etmek istiyorsan öncelikle yapmanı önerdiğim şey mevcut setilinin bilincinde olmak. Yani ben merkezcilik ve sen merkezcilikten hangisine daha yakınsın? Ben merkezcilikle hareket eden kişiler genelde çok kendilerine yönelik farkındalıklarının yüksek olmayabileceğini de görebiliyoruz. Çünkü diğerleriyle alışveriş içinde de olmadıkları için onlardan geri bildirim alıp kendilerine ayna da tutmakta zorlanıyorlar. Bu tabii ki narsist eğilimlerle de birleştiği zaman o noktada şu anda olduğu gibi kişisel gelişim videolarını pek izlemeyebiliyorlar. Çünkü kendilerini zaten kusurlu olarak görmüyorlar. Diğerleri sorunlu olarak bakıyorlar. O yüzden de kendini belki sorabilirsin. Belki şu an beni ben merkezci eğilimleri olan birisi olarak izliyorsun. Farkındalığı yüksek olan bir ben merkezci olabilirsin. En azından bunun başlığını koyabilmen önemli. Yani benim ben merkezci eğilimlerim daha fazla. Bu gerçekle yüzleşmen önemli. Aynı şekilde sen merkezcilik eğilimlerin varsa bunun hayatına olan etkilerinin, zararlarının bilincinde olup kendinin bu tür eğilimleri olduğunu kendine itiraf etmen gerekiyor. Stilini fark etmek neden önemli diye soracak olursan, açıkçası ben merkezcilik ve sen merkezciliğe özgü yapılabilecek birçok şey var. Bir kere ne durumda olduğunu analiz ettiğinde, teşhis ettiğinde o zaman buna göre özel manevralar yapabilirsin. Bu ben merkezcilik, sen merkezciliğe özel zorlukların neler olduğunu daha iyi analiz edebilirsin ve biz merkezcilik niyetini daha kolay uygulamaya geçirebilirsin. Yani kararlılığını daha kolay devam ettirebilirsin. Ben merkezcilik ve sen merkezciliğe özel belli manevralar, özel belli stratejiler de faydalı olabiliyor ki bunu başka videolarımda da detaylı olarak anlatıyorum. O videoları da mutlaka göz gezdirirsin. Biz merkezci şekilde hareket etmeyi niyetlenme konusunda yapmanı önerdiğim şeylerden diğeri de reaktif değil vizyoner modda hareket etmendir. Vizyoner modda olmak bir şekilde duygularınla anlık reaksiyonlar, tepkiler vermek yerine bilinçli bir şekilde belli idealler doğrultusunda hareket etmeye niyetlenmektir. Biz merkezciliğin tanımında olan bizi merkeze almak, yani herkesin ihtiyaçları önemli, değerli, ben de dahil olmak üzere bu bilinçle kişi hareket ettiğinde o noktada sonuçta belli değerler, prensipleri içselleştiriyor. Bunlara birer vizyon olarak bakabiliriz. O yüzden de bu vizyonunun bilincinde olup hani herkes değerli, herkes önemli ve ben buna göre hareket etmeliyim. Yani bu denklemde benim de payım çok önemli ve büyük. Bunun bilincinde olarak hareket ettiğinde vizyoner modla e, bir şekilde yaşamını yaşamış oluyorsun. Ama bu vizyonun bilincinde olmazsan, kendine bunu hatırlatmazsan... ...o zaman mesela karşı tarafın söylediği bir söz, yaptığı bir eleştiri alınganlık göstermene neden olabilir. Kendi iç dünyanda bir yerlere dokunuyordur. O zaman da ben merkezci ya da sen merkezci eğilimine göre reaktif bir şekilde tepki verirsin. Ama bu seni biz merkezcilikten uzaklaştırır ve mevcut stilinin dezavantajlarına göre belli sorunlar yaşarsın. Eğer ben merkezci eğilimlerin yüksekse reaktif modda hemen tepki vermek, işte kendi ihtiyaçlarının sadece arkasında durmak yerine karşı tarafı da anlamaya niyetlenmek, işte empati kurmak, acaba benim göremediğim nedir? Karşı tarafın nasıl bir ihtiyacı olabilir? Bunları doğrudan kendine sorman daha vizyoner bir modla hareket edebilmeni sağlayacaktır. Sonuçta anlayış, empati önemli değerlerden birisi. Eğer sen merkezci eğilimlerin varsa, reaktif bir şekilde hemen karşı tarafın tamam isteklerine evet diyeyim şeklinde davranmaman lazım. Yani birisi senden bir şey beklediyse, tamam olur yaparım, uygun benim için fark etmez gibi hemen reaktif, otomatik bir cevap vermemeni öneririm. Eğer kendi içinde bir yerlere dokunuyor gibi bir his hissettiysen yani karşı taraf senden uyumlu davranmanı bekliyor, onaylamanı bekliyor ama içinden bir ses de hayır bu bana ters geliyor gibi görünüyor. Aslında bu benim hayır demem gereken bir durum. Eğer bunu hissediyorsan o noktada vizyoner modda kalmayı seçerek belki es verebilirsin. Yani ben bunun üstünde bir düşüneyim diyebilirsin. Çünkü hemen belki vizyonun doğrultusunda hareket etmek zor gelebilir sana düşünmeye ihtiyacın olabilir. Bu noktada daha sonra bunun üzerinde düşüneyip sana haber vereyim dediğinde o noktada vizyonun doğrultusunda hareket etme konusunda kendini hazırlayabilirsin. Bazı şeyleri düşünebilirsin. Eğer karşı taraf sana manipülatif yaklaşıyor gibi ise de kendini koruma noktasında buna göre hareket etmeyi kendine hatırlatabilirsin. Ve daha güçlü bir şekilde hayır deyip bunun arkasında da durabilirsin. Her ne kadar seni zorlasa bile bu zorluklarla başa çıkmak bu es vermen sayesinde daha kolay olabilir. Reaktif bir şekilde davranmamaya çalışmak, önemli bu konuda uyanık kalmak gerekiyor. Çünkü benim psikolojik uyku hali dediğim durum içinde olduğunda geçmişten alışa geldiğin kalıplarla hareket edersin. Ki birçok kişi aslında zaten böyle hareket ediyor. Bu hepimizin içinde var. Bu otomatik kalıplarımızın bilincinde Olarak reaktif değil, vizyoner şekilde hareket etmezsen eğer o zaman rüzgarda savrulan yaprak gibi hissedersin kendini. Rüzgar nereden savrulursa, e, nereden eserse oraya doğru savrulursun. Farkındaysan biz merkezi şekilde davranmak, vizyoner modu hayata geçirebilmek için iyi bir iletişim becerisine de sahip olman gerekiyor. Dolayısıyla da üçüncü önerim iletişim becerilerini geliştirmen. Şimdi iletişim becerisi derken sohbet edebilmekten bahsetmiyorum. Evet bu da bir iletişim becerisi. Ama benim burada kastettiğim şey zorlu konuları konuşabilmek, karşı tarafa etki edebilmek, müzakere edebilmek. Gergin konuşmalar olsa bile kararlılıkla kendi ihtiyacının arkasında durabilmek. Eğer iletişim becerileriniz zayıf olursa o noktada mesela ben merkezcilik eğilimin varsa baskı kurarak insanlara isteğini yaptırmaya çalışırsın. Eğer sen merkezci eğilimlerin varsa da yine iletişim becerilerindeki eksiklikler nedeniyle yeterince etkili sınırlar koyamazsın, zorlanırsın, gergin konuşmalar olduğunda paniklersin, karşı tarafa yeterince iyi etki edemezsin. Aslında karşı tarafı etki etmek istersin, anlaşılmak istiyorsun ama becerilerin bunun için yeterli değildir ve karşı taraf hep üste çıkıyor gibi hissedersin. Özellikle de sen merkezci kişiler için söylüyorum. Hani karşı taraf manipüle etme, kullanma, istismar etme eğiliminde olabiliyor sen merkezci kişileri. O zaman hani agresif olmadan da kendini etkili ve güçlü bir şekilde ortaya koyma şansın olacaktır. Eğer iletişim becerilerini geliştirirsen. Bu konuda hani öğrenilebilecek çok şey var. Videolarımda da bahsediyorum birçok yerde. Bu konuda okuyabileceğin belli kitaplar da var. Özellikle sınır koyma becerileri anlamında. Çünkü sınır koymak da iletişim becerisidir baktığımızda. Bu becerilerini kesinlikle geliştirmeni öneririm. Biz merkezcilik konusunda aslında en çok üstünde durman gereken şey zorlayan faktörlerin bilincinde olmaktır. Zorlayan faktörler konusunda bir şeyler yapman lazım. Ya yani biz merkezci olmak çünkü kolay bir şey değil. Sonuçta her zaman ihtiyaçlar %50-50 şeklinde karşılanmıyor. Yani adaletle bakamıyoruz aslında. Bizim ihtiyaçlarının karşılanması için yani benim ve diğerlerinin sonuç olarak bu biz merkezcilik vizyonunda hareket ederken bu niyetle hareket ederken neler bizi zorluyor? birçok farklı şey olabilir. Bu zorlukların bilincinde olup buna göre hareket edersen zaten zor olan bu vizyonu hayata geçirmek biraz daha kolaylaşacaktır. Yani sonuçta bu kolay bir şey değil. Kararlılıkla biz merkezci değerlerinle hareket etmek istiyorsan uyanık kalman, kendini analiz etmen, kişisel gelişimine önem vermen lazım. Karşılaşılabilecek zorluklara birkaç tane örnek vereyim. Hani Birçok şey söylenebilir ama ön plana gelen 2-3 tane örnek üzerinden anlatayım. O zaman daha kolay olacak ne demek istediğim. Şimdi diyelim ki sorunlu bir kardeşin var. Sorumsuz. Hani ailede hep birileri onun arkasını topluyor ve arkasını toplama işi de en çok sana yükleniyor. Çünkü sen yaparsın, akıllısın, kafan çalışıyor, iş bitiricisin, işte sen onun abisisin, ablasısın, senin yapman gerekiyor şeklinde belli sorumluluklar yüklendi diyelim ki sana. Ve sen de hep onun eksikliklerini telafi etmeye çalıştın. Ve yıllarca da böyle oldu. Ve artık yetişkin yaştaki kardeşinin hala arkasını toplar hale geldin. Büyük oranda sana bağımlı bir noktada. Ve ailen de bunu senden bekliyor ve kardeşinden de. Çok fazla beklentiler içine girmiyorlar ve senden yine kendileriyle de alakalı belli beklentileri oluyor. Şimdi bu noktada biz merkezcilikle hareket ettiğinde sen merkezciliğine alışmış kişiler için bir şok etkisi olacaktır. Yani artık kardeşinin sorumluluklarını ona devretmeye karar verdiğinde yani onun için zor olsa da bu sorumlulukları aslında yerine getirebileceğine inanıyorsan bu sorumlulukları ona devretmen gerekir. Tabii o zaman bir isyan çıkacaktır, tepki gösterilecektir. Özellikle sen merkezciliğine alışan kişiler belki seni manipüle etmeye çalışacaktır kardeşim başta olmak üzere. Bu noktada sağlam ve güçlü bir şekilde durabilmen çok önemli ve biz merkezcilik bilincinde bunun içine sinmesi de gerekiyor. Çünkü aslında birisine sınır koyduğunda onun hoşuna gitmeyen belli gerçeklerle onu yüzleştirdiğinde iyilik yapıyorsun bir tarafta. Yani sen kendi ihtiyaçlarını da önemsiyorsun. Evet, yani sonuçta fedakarlıkla birlikte kendini tüketmiyorsun. Tüketmemeye karar veriyorsun artık. Senin de bir hayatın var. Ama bir taraftan da kendini önemserken karşı tarafın da kendi sorumluluklarını alma fırsatını da vermiş oluyorsun. Dolayısıyla bu bir iyilik aslında. Ama karşı taraf bunun bilincinde olmayabilir. Senin için kolay olan şeylerin neden yani yapmadığını anlamayabilir ya da anlamak istemeyebilir. Ama senin burada sağlam bir şekilde durman lazım. Yani ben olması gerektiği şekilde hareket ediyorum. Bu benim içime siniyor. Hem bunun bana doğrudan avantajları olacak hem de karşı taraf bunun farkında olmasa da ona belli avantajları olacak. Bu konuda ikna olabilmen önemli. Eğer bunları iyi analiz etmediysen o zaman dediğim gibi özellikle vicdan azabı çektirilmek, suçluluk duygusu üstünden biz merkezci olman e, güçleşecektir. Biz merkezciliği hayata geçirmekte zorlanabileceğin durumlardan birisi de mesela kendini sabote etme eğilimidir. Eğer geçmişteki irili ufaklı belli olumsuz deneyimler sonrasında suçluluk hissettiğin belli olaylar olduysa ve kendine dönüp baktığında bilinç dışı düzeyde de hatta bilinçli düzeyde de işte ben mutluluğu hak etmiyorum cezalandırılmayı hak ediyorum, iyi birisi değilim ben ve bunun cezasını çekmeliyim deyip sana iyi gelecek şeyleri yapmıyorsan, kendi hayatını sabote ediyorsan bu noktada biz merkezci şekilde hareket etmekte istemeyeceksindir. O zaman belki sen merkezciliğe daha yakın görüyorsun kendini. Sonuçta eğer mutluluğu hak etmiyorsan sen o zaman başkaları hak ediyordur. Onları en iyi şekilde mutlu etmeliyim, memnun etmeliyim. Hani kendim bencilce hareket etmemeliyim. Zaten hak etmiyorum da ben bunu şeklinde davranırsın. Eğer böyle bir eğilimin varsa kesinlikle bunu neden olan olaylara gidip bu işlenmemiş travmaları işleyip çözümlemen, daha adil bir şekilde yaklaşman, hoşgörü enerjisini gerçekçi bir şekilde kendine de verebilmen lazım. Az önce verdiğim örneğe farklı bir örnekle devam edeyim. Sonuçta herkes yaşadığı travmalara sen merkezcilik alışkanlığıyla birlikte yaklaşıp işte ben mutluluğu hak etmiyorum. E, kodlamasıyla e, bu deneyimlerden çıkmıyor. Bazıları da ben merkezcilikle birlikte, işte ben çok şey yaşadım, çok çektim, çok acılar oldu, çok ezildim, artık kimseye eyvallahım yok, sadece kendimi düşüneceğim, e, ben önemliyim sadece, diğerlerinin ne hissettiği umurumda bile değil şeklinde hareket edebiliyorlar. Yani ben mutluluğu hak ediyorum diğerlerine kötü davranmayı da hak ediyorum noktasına kadar vardırabiliyor. Çünkü bana çok kötü davranıldı. Artık ben de mutlu olmalıyım. Eğer ben ezmezsem ezilirim gibi bir ile bazı kişiler davranabiliyorlar. Şimdi tabii böyle olduğu zaman bu da biz merkezciliğin doğasına aykırı. Çünkü ortada bir biz yok orada. Sadece ben var. Bu tür beklentilerde olan birisi diğerlerinin koşulsuz bir şekilde kendisine hizmet etmesini, kendi isteklerinin arkasında durmamasını ister. Ama bunun da tabii ki belli dezavantajları, yan etkileri olacaktır. Tamam baktığımızda kendi ihtiyaçlarını önemsiyor, buna göre hareket ediyor kişi. Özünde bu kötü bir şey değil ama biz merkezcilikle yapmadığı için karşı tarafı ihmal ediyor, hatta istismar ediyor. Karşı tarafın ihtiyaçlarına, isteklerine önem vermiyor. Şimdi bu özellikle yakın ilişkilerde tabii ki karşı tarafın uzun vadede kabul etmeyeceği bir şeydir. Bazı kişiler sen merkezci eğilimiyle birlikte ben merkezci kişilerle uyumlu bir tencere kapak gibi bir e, ilişkiye başlayabiliyorlar. Hani ben merkezci kişi kendini beslemek istiyor. Sen merkezci kişi de karşı tarafı beslemek istiyor. Aslında karşı tarafı besleyerek yine kendini besliyor. Bunu e, sen merkezcilik videosunda anlatmıştım ama ilk etapta böyle bir uyum var gibi. Ama bir noktadan sonra sen merkezci kişi kendi ihtiyaçlarının karşılanmadığını gördükçe tabii ki bu duruma isyan etmeye başlar. Kendi iç dünyasında bunun sıkıntısını büyük oranda yaşamaya başlar ve ilişkinin sonraki dönemlerinde artık tepki göstermeye başlar doğal olarak. E, o zaman da ben merkezci kişi ben merkezciliği nedeniyle aslında ilişkide sıkıntılar yaşamaya başlar. Ben merkezciliği çünkü zarar vermiştir ve... Eşini, partnerinin ilişkiden kopmasına, ilişkiden uzaklaşmasına neden olur bu eğilimleri nedeniyle. O yüzden de mevcut stilinin beraberinde getirdiği zorlukların neler olduğunu özellikle bilmelisin ki bu güçlüklere karşı önceden hazırlık yap, bunlara karşı uyanık ol ve gerekenleri yap. Biz merkezcilik aslında çok geniş bir konu, her şeyi kapsayan büyük bir tanımlama. Dolayısıyla söylenebilecek çok şey var. Başka birçok güçlükten bahsedebiliriz. Bunu başka videolarda da daha detaylı bir şekilde işlemeyi düşünüyorum. Kendi deneyimlerim üzerinden de bazı şeyler paylaşmak istiyorum. O yüzden takipte kalarak benzer e, videolarımı izleyebilirsin sonraki dönemde. Bugünkü bahsettiğim konuyla ilgili, biz merkezcilikle ilgili düşüncelerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Özellikle sen biz merkezci olmaya çalıştığında ne gibi güçlüklerle karşılaşıyorsun? Bunlarda neler işe yaradı, neler işe yaramadı? Eğer yorumlar bölümünde deneyimlerini paylaşırsan eksik kalan noktalarla ilgili başka e, videolarda hazırlamayı düşünebilirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Bunu biz merkezcilik bilinciyle yapmanı öneriyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.